Özellikle microblading gibi yapılan kaş tasarımı uygulamalarında çoğu zaman doğru kullanılmayan tekniklerden dolayı kaşlar renk değiştirir ya da kaşın şekli çok sert ve agresif yapılmış bir işlemle kişiyi çok mutsuz eder. Hatta çoğu zaman kişiler hemen ertesi gününde kaşını sildirmek ister. Özellikle kişiler yanlış yapılmış bu microblading uygulamasından sonra renk değişikliği sebebiyle sildirmek ister veya tasarımın şeklini çok beğenmez sildirmek ister veya ciddi anlamda doğru uygulama olmadığından dolayı çok agresif ve keskin bir görüntüye sahip olduğunu düşünüp mutsuz olup sildirmek ister. Ama en büyük oran daha çok yapılan işlem sonrasındaki kötü renk değişiklikleridir. Didem Özkan Beauty'de özellikle yanlış yapılmış kaş işlemlerini silmek mümkün. Çünkü en çok önemsediğimiz prosedürlerden biri rekonstrüksiyon, yanlışı düzeltmek veya problemli bir durum varsa bu vakayı çözebilmek. Kalıcı makyaj uygulamalarında özellikle kaştaki microblading işlemini çok rahatlıkla silebilmemiz mümkün. Yanlış yapılmış microblading ve kaş tasarım uygulamalarını birkaç farklı yöntemde silmek mümkün. Bizim burada önemsediğimiz şey cildi, kıl yapısını ve genel olarak yüzü korumak. Dolayısıyla kişinin cilt tipine ve yapılmış uygulamanın cinsine göre hangi yöntem çok daha uygunsa onunla silebiliyoruz. En büyük zenginliğimiz de sanırım bu. Birkaç farklı protokole sahip olup birkaç farklı yöntemle sizi sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde bu uygulamadan kurtarabilmek. Yapılmış uygulamanın türüne, kullanılan boyanın yapısına ve tekniğe bağlı olarak seans sayısı değişir. Minimum 2 seans, maksimum da 8 seans diyebiliriz. Beni en çok etkileyen olaylardan biri 45 yaşında bir beyefendiye yapılan microblading işlemiydi. Kaşları çok seyrek ve beyaz olduğu için fotoğraflarda kaşlarının çıkmaması onu çok mutsuz ediyormuş ve fiyat performans olarak çok uygun olduğunu düşündüğü bir merkezde bir microblading işlemi yaptırmış. İşin garibi yaptırmak ayrı, sildirmekten çok daha fazla utanmış. Çünkü o şekilde çıkmamak için neredeyse 2 yıl evinde kalmış, hiç arkadaşlarıyla görüşmemiş. Bizi bulup geldiği zaman cildine hasar vermeden bunu yapacağımızı ve uygulamadan hemen sonra günlük hayata döneceği düşüncesi kendini çok rahatlatmış. Geldiğinde uygulamayı yaptığımızda ilk gün itibariyle renk kırılıp biraz daha kahveye döndüğünde bile çok mutlu olmuştu. Kaldı ki biz böyle yaklaşık 4 seans sonunda tamamen o uygulamadan onu kurtarmıştık. Yaşı itibariyle tabii bu kaygıyı yaşaması beni çok etkiledi. Çok da üzüldüm ama sonrasındaki mutluluğumuzu hatırlıyorum. Oldukça keyif veren bir durumdu. Bazen kaşı yapmaktan çok kaşı silmek çok daha fazla yaptığımız işlemlerden biri oluyor ve kişileri mutlu ediyor olmak beni de gerçekten çok onurlandırıyor.